Hallacı Mansur dediğin serserinin biri. Serserinin tek adam. İlimden, irfandan yoksul serseri bir adama adamlar bugün evliya diye bir sürü hikaye var. Ya sana ne evliyaysa? Bize ne? Bize ne kardeşim? Bize ne faydası var? Niye insanları hayal dünyasına götürüyorsunuz masal anlatarak? Niye insanların zihin coğrafyasını karıştırıyorsunuz masal anlatarak? Yalan masallar, yalan hikayeler. İnsanlara gerçekleri anlatın. Acı da olsa gerçekler ilaçtır, çaredir. Acı da olsa insanlara gerçeği söyleyin. Sen bir profesörsün, ilahiyatçı bir profesörsün. Çık açıkça söyle. Toplumumuz toplum değil. İslam toplumu değiliz biz de. Olmaya çalışalım de. Elimizden geleni yapalım de. Allah şunu söylüyor, Allah bunu söylüyor de. Hallacı Mansur'un evliyalığından bana ne kardeşim? Sana ne faydası var? Evet, insanları aptallaştırıyorlar ya. Biri çıkmış Muhittin İbni Arabi'den yardım istiyor, biri çıkmış Abdülkadir Geylani, ya yetiş Abdülkadir Geylani diyor, uçak tutuluyor havada. Ya bu kadar çok yalan söylemenin ne anlamı var ya? Bir sürü insan öldürülüyor, mazlum öldürülüyor. Gidin evliyalarınız onları kurtarsın varsa. Ölüleriniz mi geliyor, dirileriniz mi geliyor? O çoluğu çocuğu kurtarın. Suriye'de toprağın altından bebekleri çıkarıyorlar. Benim burada kalbimin şeyi patlıyor. Damarları patlıyor. Madem evliyalarınız var, gidin yardım edin. Allah mı engelliyor? Ne söyleyeceksiniz bu lafın karşısına? Allah mı engelliyor diyeceksiniz. Onların kaderi mi o diyeceksiniz. Yalanınıza böyle bir kılıf mı bulacaksınız? Mahmud Efendi evliyaymış. E gitsin kurtarsın. Bu kadar sahtekarlıkla benim dinime niye alet ediyorsunuz? Ya benim dinim sahtekar dini mi arkadaş? İslam dini sahtekar dini mi ya? Sahtekarlık dini mi ya? Resulullah Efendimizin getirdiği din bu değil. Allah Resulü savaşa girdi ya. Tolgası parçalandı, yüzü yaralandı ya. Bunlar çarşambada oturuyorlar, Bosna'da adam kurtarıyor.